أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى يحم سنة الله بسن پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود صلوات الله بسن Ağrılar خصوصي ده موضوعlar مسكتيرودي Endi hozir bir katta mavzu, jamiyatimizdagi bo'layotgan holatlarga qalb og'riqlari. Bugun juma muborak kun, Ramazon 2022-yildi 3-chi jumasida turibmiz. Alhamdulillah, mana endi mana subhdan chiqdik. Sahar paytlari. Bu mavzuni yoritmasligimizni imkoniyati yo'q. Çünkü hazır bu ağrık hamamız için, bütün insaniyet için cüde ağır, kattık ağrık hesablanadı. Bu cemiyette, bölüyetken işler, halatlar, bunlarda hamması, nümde mücessamlar, mücessamlar, bunlar da bir fikir yürgüzadigan bo'lsak, yani bir tefekkür qiladigan bo'lsak, bir yerde cüde kattık, juda qattiq holatdagi insoniyatga ta'sir bo'ladigan ishlar, holatlar bo'lyaptiki, buni bunday olib qaralganda ta'sir doiralari o'rta yuqori bo'lyapti. Mana olimda adashgani olamda adashgani. Olimlarimiz, ulamolarimiz La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh dedik, iymon keltirdik. Qalbimiz bilan tasdiq qildik. Qalb bilan tasdiq qilishlik degani nima degani deyiladigan bo'lsa, shunday narsaki, qalb bilan tasdiq qilishlik iymon kalimasi. Hammasini qalban shunda tasdiq qilishligimiz. Payg'ambarlarga, kitoblarga, farishtalarga yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb iymon keltirishdik. Shu narsani qalbimiz bilan ham tasdiq qilishdik. Bu yerda shunday holatlar bo'lyaptiki, mana insonlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytariladi. Shu holatlarda hozirgi kunda juda qattiq, katta bir og'riqlardan biri bo'lib turgan narsa o'shalar bilan gaplashganda ularda yaxshilikka buyurib la ilaha illallohga targ'ib qilinganda ularda ko'pchiligidagi tushuncha holatlari shundayki hamchi yo'l tamsadis o'shasida sadishdilar shunday holatdamizki mana harakat qilindi. Tushunchalar olib borildi. Alloh va rasuliga qaytarishlikka. Bu yerda juda katta, qattiq narsa to'sqinlik qilib qoladi ularni bu yo'lga kirishlikka. U ham bo'lsa nima deyiladigan bo'lsa, "Ey" dedi. Ichib bunday yurgan odamga dedi, "Palo ham tegmaydi" dedi. Bu hazil narsa emasdi. Balo ham tegmaydi dedi. Jin ham tegmaydi dedi. Boshqa ham bo'lmaydi. Kasal ham bo'lmaydi dedi. U dedi, maza qilib dedi. Yuribmanda dedi. Bu kimga, qaysi holatlarga, qaysi manbaga bunday nazar tashlasangiz dedi, ularga dedi, jin tegmaydi, jin yurmaydi dedi. Ichkanga u yaqini ham kelmaydi, u bilan ishi ham bo'lmaydi, jin tegmaydi dedi. O'shuning uchun dedi, men dedi yurishim yaxshi hozir dedi. Aki u qaraganda yo o'ylab qolganda ki men ibodat qilarman, Xudo xolasa dedi. Bu yerda chakana narsa turgani yo'qda. Bu nima uchun taqa deyapti? Nima uchun bu gapni gapiryapti?
Hozir televideniyalarda, radiolarda, internetlarda hamma xabar holatlarga bunday quloq solinib, bilimli odamlar bilan savol-javob olib boriladigan bo'lsa, ular albatta jin zarar qiladi degan e'tiqod bilan turibdi. Tushuntiradimi? Bugun mana bir nima deyapti? Kechpa, shom paytda bir safar deyapti. Saharda bir safar dedi. Jinlarga berilgan vaqt dedi. Bolalarni chiqarib bo'lmaydi. Chiqarsa jinlar zarar keltiradi dedi. Bugun erta bilan xuddi shunday ma'lumot berilgan. Bu ma'lumot ketdi, butun dunyoga ketdi. Butun dunyoga ketdi. Nima deydi desa, musulmonlarda shunaqa odat bor. Shomdan keyin bolalarini chiqarmaydi. Chiqarsa jinlar da bolalarga zarar xalaqit qoladi dedi. Ki shu bilan jin tiyib qoladi dedi. Jin chalib ketadi dedi. Dedi, o'shuning uchun bu holatdan dedi musulmon bo'lmay yurgan ham ma'qul degan holatlari bo'lib qoladi. Yo bo'lmasam hozirgi aytganimizdek, ichib chekib yurgan odamga hech narsa tegmaydi dedi deb turib yurish holatlari, o'shnaqangi holatlar kuzatilyapti. Endi xo'sh, bu yerda nima bo'lyapti? Nima uchun bunaqa gaplar bo'lyapti? Bu yerda qayerda xato qilyapmiz? Bu yerda hozir boshida aytib o'tganimizdek, olimda adashgani, olamda adashgani. Olimlarimiz bu yerda Alloh va Rasulidan kelib chiqmagan holatda xulosa beryapti. Hadislar hatto nazr bilan o'zgartirilgan holatlari juda ko'p. Burib tashlangan holatlari juda ko'p. O'shilarga bir nazar tashlash kerak. Shunday nazar tashlash kerakki, har bir oyat, har bir Alloh taoloning so'zini taftida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari turadi. Birorta bir oyat bormikin? Shu jin senga zarar qiladi. Ehtiyot bo'lgin. Ko'zmon chaqladim deb taqvoygin. Isiriqlarni ilib qo'ygin. O't tikallasini ilib qo'ygin eshigingga. Isiriqlarni tutatib turgin, yo suvlarni sepib turgin degan biror bir oyat bormi? Eshitganmisizlar, o'qiganmisizlar? Yo'q-a. Nimaga deyiladigan bo'lsa, bu yerdagi holat Alloh taolo Qur'oni Karimda nihoyatda chiroyli holatda ularning ish joyi chiroyli holatda batafsil bayon qilib beryapti. Sulaymon alayhisalom sizga aytilyapti oxirida. Xarish Alloh taoloning izni irodasi bilandir. Ular deyapti, o'rtalarda buzishlikka deyapti, xorid bilan moridni tushirdi, sehr jodu degan mahorat bilan aldashdik. Sizga sizni yomonlasam, siz buyoqni yomon ko'rib qolasiz. Sizga amal qilyapti desam, o'x deysiz. Uje tushdingiz, aldovga tushdingiz, o'x deysiz. Men ham qilaman deysiz, bittasiga borib tur, yana shunaqangi holatlar bo'lgan. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu unga, u bunga yo'q narsada ish olib boryapti. G'oyib Allohniki. Sulaymon alayhisalom mana hassasini qurt yeb yiqilmaguncha og'ir ish tiqib turaverdi deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Bilman o'lgan g'oyib Allohnikida ular qattan biladi. Keyin shunday holatki, shomda bir payt bir soat deyapti, erta bilanda bir soat. Men hali kuni ham aytib berdim. Buni bunday shunday holatki, o'rislar buni neriba nemiyasa deb qo'yadi. Go'sh emas, baliq emas degandek, bu yo qorong'ilik emas, svet olgani. Yo yorug'mas ko'z olgani. Sog'lom odam qoqinadigan narsa bu. Tushuntiradimi? O'sh paytda yorug'lik ellab kelayotgan paytda jin ellab kelmaydi hech qachon. Ularda ish joyi deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Insonlarda qalblari deyapti. Ularda ishi deyapti. Vos-vos qilish deyapti. Alloh chiroyli aniq tinni qilib bayon qilib qo'yapti bu yerda. Yana nima kerak? Yana nimani tushuntirib berish kerak ularga? Jin zarar qiladi deyishdik, azzormas jin zor bo'ladi. Azzor
ziyoli narsalarni yaratuvchi Alloh taolaning o'zi. Bunda nima bo'lyapti desa, jinda azzor sifatini berib qo'yardi. Nima bo'lyapti deyiladigan bo'lsa, bo'l mushrik bo'lyapti. Shuni oqibatida nima bo'ladi deydigan bo'lsa, xuddi aytganimizdek holat. Hali islomda tushunchasi yo'q. Ota bobo musulmon deydi. Endi hozir deydi shu ilmamani balo battallar shundan xoli yuraman. Jinlardan xoli yuramadi, ibodatsiz yurganlar. Alloh guvoh. Shunday holatki, biz unaq odamlar bilan, men o'zim qancha odam bilan muloqot qilaman. O'sha qangi insonlarga ham ataylab borib muloqot qilamanki, shoyatki hidoyat yo'liga kirib qolsadi. Endi ular xuddi shunaqangi bir holatni ruhkas qilishadi. Nima deydigan bo'lsa, ey dedi, tinch yuribman-da dedi. Tinch yuribman dedi. Balo ham urmaydi menga dedi. Aroqni ichaman dedi, sigaretimni chekaman dedi, mazzami qilaman, yuribman dedi. Yana menga nima kerak dedi? Men kayfimni qilib yuribman dedi. Nima kerak? Ibodat masalasi qaraganda qilib qolarmiz dedi. Bizga bir insof berib qolar dedi. Hozirmi xoli bo'lib yuray dedi boshqa narsalar dedi. Bu narsa bu jamiyatimizdagi qattiq og'riq insonlarimiz, olimlarimizning tushunchalarini noto'g'ri bo'lishligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir og'zim og'zidan chiqmagan ko'z tegmasin deyishlik. Ko'z tegmasin degan so'z chiqmagan. Alloh baraka bersin. O'zida ham hasad o'g'anmaydi, Alloh baraka bersin degan inson. Haliginga baraka tilanyapti. Ey Alloh taolo o'sha baraka miqdori ajr savob qalbi yaxshilik tilaganga berilyapti. Qarang, bitta nima bo'lyapti? A domlalarimiz chiqib olib, keyiga 10 martalab ko'z tegmasin deyorsa, chiqib olibdi. Yana buni televideniyaga prямой reportaj qilib olib berib turishsa, bu nima degan imom xati? 150-160 ta odamga patmissiz bo'yotibdi. Hammasi ko'z tegmasin bo'lib ketyapti. Bu nima desa, bu shirk. Ko'z tegishli yo'q narsa. Tushuntiradimi? Ey, asha insonlarga erkak bo'lsang, ayollarga nafsiy nima desa bo'ladi? Haligi och nafs bilan haligi jinsiy buzuqlik bo'ladi-yu, nima deydi? Fahsh. O'sha qanday bir holatda qaramagin. Umuman qaram. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deyapti? Ko'zlaringizni yerga qaratinglar deyapti. Ey mu'minlar deyapti. Ey mu'minalar, ko'zlaringizni yerga qaratinglar deyapti. Biz o'shlaqangi bir shahvoniy nazarda, shahvoniy nazar bilan qarashlikdan qaytarilyapmiz. Ko'z tegmasin tuf-tuf-tuf deb bir insonni basharasini tupurga qilishlik emas. Bunga Alloh baraka bersin deylik. Alloh ilmini ziyoda qilsin deylik. Alloh yo'lida xizmat qiladigan mujohidlardan, fikriy jihod qiladiganlardan bo'lsin. Alloh yo'lida shahidlardan bo'lsin deb duo qilaylik farzandlarimiz haqqiga. Qani, bunaqa gapni, bunday gapirmoqchi bo'lsa, voy deydi, siga dori tupuradi, xudo saqladi, deydi. Hatto gapira olmaydi. Nimaga esa bizdagi holat, tushunchalarimiz, bu hammasi jamiyatimizdagi qattiq og'riqlar hisoblanadi. Bu katta ilmlilarimiz jin tayadi, jin kasal qiladi deb turadigan bo'lsa, bundan yana nimani kutishligimiz mumkin? O'shunchani aytganman, ilmlari, ilmli olimlarimiz bittasi menga bir murojaat qilib aytgan edi de hisobda. Ey, nima sam qolban deb haqorat qilib gapirgan edi. Yer yuzi ulamolari bir bo'lib jin kasal qiladi desa-yu, bitta sen kasal qilmaydi deysanmi? Degan gap gapirgan edi. Shunday aytgan edi ustozlar. Menga yer yuzi bo'yicha mashina kasal qildi deb, jin kasal qildi deb gumon qilganlaringiz olib kelinglar. Alloh taolo qodir qilganicha tashxisini to'g'ri qo'yib berib, tadbirini vojib sunnatlardan foydalanib, chiroyli holatda hayotga qaytarishlik uslubiyatlarini sizlarga ko'rsatamiz deb aytgan edik. Endi bu nima degani? Bizda masalan aqldan ozgan, unda qanday holat, har xil, ya'ni Alloh taoloning sinovlari kelgan insonlar keladi. Birortasiga jin kiribdi, jin tegibdi emas. Tashxizini to'g'ri qilinadi, tadbiri vojib sunnatlardan bo'ladi, inshaalloh sanoqli vaqtlarda hayotga qaytib oladi. Alloh taolo aytayapti, odamda meni saltanatim deyapti Qur'onda. Men o'zimgagina ibodat uchun yaratdim deyapti. Bir kasallik xuruj qilib, kuchayib,
ibodatga loyiq bo'lmay qolsa deyapti. Shunda men saltanatimni ko'tarib olaman, shayton saltanatini o'rnatadi degan oyat kelyapti. Bu yerda qanday deyiladigan bo'lsa, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi-yu, mana shayton qiyomatgacha izn so'radi yashashlikka. O'ldirmagin, qiyomatgacha o'ldirmagin dedi. Men dedi tepadan ham pastdan Alloh taolo izn berdi. Har tomondan insonlarga yondashishdi. Yaqinlashib, ularni yo'ldan chiqarishdi. Shunda nima dedi Alloh taolo? Izn berib, faqat dedi, o'zingga ergashganlarni dedi. Taqvodorlarga, taqvodor odamda to'g'ri tushunadi shuni. Kasallik xuruji kuchayib, ibodatga loyiq bo'lmay, Alloh taolo saltanatini ko'tarib qo'ygan taqdirda ham o'sha kuyga tushmadi. Shayton saltanatini o'rnatolmaydi unga. Tushuntirardimi? Shayton hech qachon unga saltanatini o'rnatolmaydi. Chunki Alloh taolo o'zingga ergashganlarga degan. Tushuntirardimi? Bu yerda shaytonga hech qanday yaqinlik yo'q. Tushuntirardimi? O'shuning uchun bu yerda birovni kasal qilishlik, birovga shifo berishlik shaytonga emas, jinga emas. Shuni yaxshi bilib oling. Alloh taolo saltanatini ko'targan insonlarni qanchasini ko'rganmiz? Og'ir kasallik, xuruj. Oldidan mana hojadamiz, sochakamiz olamdan o'tdilar. Doimiy ravishda la ilaha illalloh deb yurgan inson. Koma holatida faqat yosin o'qiyapti. Og'zidan Allohning kalomi o'zini bilmaydi, yosin to'xtamayapti. Ana qarang, chiroyli holatlarda olamdan o'tdi. Kasallik xuruj kuchaygan, vaqt soat 7, yosin o'zi o'qib komada o'qiyapti. Bu nimasi bu nima? Interesi shu edi. Alhamdulillah. Bu nima deyiladigan bo'lsa bu nima? O'shuning uchun shunday holatdaki o'zingga ergashganlarga deyapti. Bitta ilmli odamlarimiz noto'g'ri tushuncha bu yerdan noto'g'ri o'ziga holatni olishi, manba noto'g'ri holatni olib turib, jin kasal qiladi deb turib, qancha insonlarni vasvas holatiga kelgizib qo'yadi. Bilib qo'yaydi, o shamanlar nimayu, urib jin chiqarayotgan. Nasroniylar nima jin chiqarayotganlari nima? Hali juhd baxshi deb qo'yishadi. Ular nimayu? Qur'onni o'qib, biz jin surasini o'qib, jin chiqaramiz deb savalab yotganlar nima? Polbillar nima? Polbillar nima? Ana bashoratchilar nima? Hammasi bir go'r bo'lib yotibdi hozir. Tushuntiradimi? Ular hammasini qalbida shirk turibdi. Ya'ni xudodan boshqasi kasal qildi, ilmli odami ham hatto. Shuni urib chiqarib olsa jinni, u yaxshi bo'ladi. O qaqa yaxshi bo'ladi. Jinni kimsa jinni jinkash bilan jinkashga boradiganlar. O jinni ko'zingni och. Alloh taolo bir dardi evaziga saltanatni ko'tardi. A buni savol bo'lmasdan. U kasallik tashxisini aniq qo'yib, tadbirini qil. Bekarga insonga shunday qarab turib, holatdan ichki kasallik tashqi bashoratidan bekarga bu kasalliklar berish tashxis qo'yish jarayonlarini bermayapmiz. Xudo uchun berilyaptiki bu narsa insonlar adashmasin. Jindan ekan, undan ekan, bundan ekan demasin. Yo bo'lmasam palaportish ko'zni yuvgan holatda gapirmasin degan maqsadda biz beryapmiz. Adashmasan 20 tadan oshchakli ko'zdiki, hali ashincha ko'zdiki turibdi. Hali butun sistemaga qarab turib aytishdik. Bular organizmda tashqi oynalari. Bunda bitta tabibman hamma ko'rishligi mumkin bo'lgan narsalar. O'shinga qarab turib, tashxislar qo'yib, tadbirlar qilinadi. Jin kasal qildi, jin shifo beradi. Yo shu chiqib kelsa jin yaxshi bo'lib qoladi deyishlik eng mutlaq yomon narsa. Masalan, oldin nasha bizi davrlarda shunday holat bo'lardi, gipnozchilar kelardi. Gipnozchilar kelib, xoram ishiga ham xo'r aytardi ular, biz dedi, ko'z bo'yamasimiz dedi gipnozchi. O'shinga ular aytishardi-da, biz ko'z bo'yamachimiz, bunaqa holatlar, insonda bunaqa holatlar bo'ladi. Qisqasi, bular hammasi ko'z bo'yamachi dedi, turlari dedi. Derdi, u ham kim desa, shunga ergashib,
o'shinga iymon keltirib turganini keyin yo'liga solalardi. Qolganiga ularda haqqi yo'q edi. Ashincha zal odami bo'lsa, sen chiqib ket derdi. La ilaha illalloh ta mahkam insonlarni chiqarib olib turib, keyin qolganlarni maymun qilib o'ynatavorardi. Ha, desa xotin kishi men Sherali Jo'rayevman deb ashillasini aytib ketavorardi. Erkak kishi Sanobar Rahmonovaman deb xuddi shuni ovozida ashillani aytib turaveradi. Bu yerda nima edi deydigan bo'lsa, bu yerda shunday holatki, bu yerda bo'layotgan ish shayton gapirtiryapti. Qisqasi, endi musulmon odam jin chiqaryapti, jin chiqarib davolayapti desa, shayton mazza qilib yuboradi. Nimaga desa, shu bilan islom dinimizning reytingi tushib ketadi-da bu narsada. Qancha mana boshqa yurtlarda ham, urus yurtlarida ham maqsad borilarda Allohning hukmini yetkazishlik, Allohning bitta odam bo'lsa ham, boshqa din vakili bo'lsa ham, islomga kirib qolsa degan maqsad. Rosa arman bo'lamiz, rosa tushuntirib olib kelganingizda yaznavi derdi-da. U bilaman, men ko'rganman. Ha, desa, chali buni hatto urib-tin chiqarish ana islom derdi. Nima bu deydigan bo'lsa, bu sharmandagarchilikda bu. Shariatda shu haqiqiy jamiyatning og'riq joylarida bu. Ular shu narsani ko'ryapti. Tushuntiradimi? Ular shu narsani ko'ryapti. Ko'zlari shunda. Shun bilan nima bo'ladi desa, biz ularni qanday yo'lga kira olamiz? Qanday kira olamiz? Bu shariat jin chiqarish emas-u, islom jin chiqarish emas-u, Qur'on nimaga keldi? Chiroyli o'qib qo'yishlik uchun emas, dasturul amal qilib kelindi bu. Tushuntiradimi? Bu hayotimizdagi qonun qoidalarimiz Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Dunyo va oxirat saodati bo'lib kelgan Qur'on. Jin chiqargani, anong ishlar, manong ishlar Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deyapti yahudiylarni? Ustida kitob ortilgan eshakka o'xshatib qo'yapti. Amal yo'q. Eshakka ham farqi yo'q, ustida 100 ta kitob bormi, 1000 ta kitob bormi. Ab ketaveradi, qizig'i yo'q. Biz ham Qur'onni xuddi shunaqa holatda ko'taradigan bo'lib qolmaydi ilmli odamlarimiz. Alloh berdi, Alloh qaytardi, dastur amal degan holatda ushlaydik. O'shinda xudo xolasa bu og'riqlardan qutulishimiz mumkin xolos. Bo'lmasa Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgandek, ustiga kitob ortilgan eshakdan farqimiz qolmay qoladi. Bilamiz, yod bilamiz. Tadbiq yo'q, yurish ajnaqa, nazar shahvoni ko'z deymasin, shunaqa holatlar bilan yurilibdi-da. Bu nima deyiladigan bo'lsa, haqiqiy bu og'riq. Tushuntiradimi? O'shuning uchun ilmli odamlarimiz, o'shta qangi odamlar bilan bir gaplashib ko'rsin. Men odatim shu. Eng rasvosi bilan, eng buzug'i bilan, eng alkashi bilan, jinkashi bilan hammasi bilan borib muloqot qilishga harakat qilamanki, ha desa, ash inson hidoyat yo'liga kirib qolsa. Eng buzuq ayol turgan bo'lsa ham ketchiq mashinaga. Biror joyda biz sharqona bunaqa turmaydi, tosh bo'ramiz. Boshqa joylarda borib tushiradigan joygacha Alloh va Rasulini tanishtirishga harakat. Oxiratni eslatib qo'yishga harakat. Bu yerda nima deyiladigan bo'lsa, bu yerda insonlar tushunchalarimiz o'zgarsin. Tushunchalarimiz o'zgarsin, to'g'ri fikrlaylik, Alloh va Rasuliga qaytaylik. Mana shu eng og'riqli bu nuqta bo'lib turgan, og'riqli nuqta bo'lib turgan jin kasal qiladi, jin zarar keltiradi. Buni insoniyatga ta'siri bor. Yolg'iz yotsa jin urib qo'yadi, yolg'iz yursa jin teyadi, shomda saharda o'ynasa jin bilan bo'lib qoladi. Oy to'lganda jin kasal qiladi, jinlar kuchayadi. Bahorda jinlar kuchayadi. Degan mana qanday holatlarimizni mana to'shada olmay ko'tarib oldik. Ashnaqangi holatlarimizni mutlaq yo'qotishligimiz kerak. Tushuntiradimi? Bu yerda nima bo'lyapti desa, bu yerda shunday holat bo'lyaptiki, jin kasal qiladi. Jinda ta'sir doirasi bor. Bir ilmli odamlarimizni butun mashhur ijtimoiy tarmoqlar, televideniyalarga chiqib olib, bemalol fikr yurgizishini evaziga
hozirgi kunimizda shunaqangi eng xor holatlarga kelib turibmiz. Ha desa, biz musulmon odamni islomni, shariatni bir jingashlik deb tushunyapti atrof muhitdan deb qarab turgan odam. Va shunda ko'zimizni ochdik. Bu odamlar aslida jin kasal qiladi degan odamlar bizga o'xshab bormagandir. Arman, o'ris, belarus, boshqa bo'lak millatlar bilan suhbat qilmagandir. Bu narsani tushunmaydi. Ularni ich-ichiga kirib bormagandir. Ular ham ko'rmas. Shunday qaraydi. Nechtasi bilan suhbat qilingan bo'lsa, "Ey" dedi, "Oo" dedi, "Bilaman" dedi. Mashnaqa chol ibn hatto deb turaveradi. Jin chiqaradi, bu islom mashnaqa narsa dedi. İslam emas, İslam dastur amal. Hayot qonun qoidalari, yashash turmush tarzlari, ikki dunyo saodati. Ikki dunyo saodati. O'shuning uchun olimda adashgani, olamda adashgani. Biz olamda adashtirib, yangitib yurmaylik. Biz hozirgi bu tutib, tuzumlarimiz, holatlarimiz, bu qilayotgan ishlarimiz, ilmli odamlarimiz bu nihoyatda bir noto'g'ri yo'lda. Biz Alloh va Rasuliga qaytaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganmi qilmaganmi yo'q. Tilda deb kelgizgan hadislarini tagini olaylik. Xo'sh, bu qanaqa? Hatto rohatdan emas ko'p hadislarida bu narsadan olingan. Mutawatir hadis turgur, shuni ham emasda. Endi nima deyiladigan bo'lsa, bu yerda o'sh to'g'risida yahudiylar shunday kirgizib turib, tas etkizib turib, İmam Müslim'den, Davud'dan, Buhari'den dıppo yaptı. Palanç. Onu tayyye kararma yaptı. Nema bolu yaptı. Hammayı daptan bol yürüptü. Azı gökünde nema bolu yaptı ki işin bilen? Cin keser bolu yaptı. Başta hangi haletlerde dıptırı? İnsanlar na doğru yol, na doğru yöneliş, na doğru haletle gitip bolu yaptı. Şun bilen nema bolu yaptı ise o da zayıflik. Zayıflaşlik derecesi o da yukarılaşmak yaptı. Kalbimizde şak, şirk yok olsa yeni cennete gireriz. Hudadan başkası ki gümanda oturuşluyken şak. Kıladı deyişlik, kesal kıladı deyişlik, şirk. Ki şunu halette buluşluyumuz gerek ki her iş Allah'tan da buluşluyumuz gerek. Allah da Allah hohladı buldu, hohlamadı bulmadı. Allah'ın izni, irodasi bilandir her iş. Biz bu yerde o'sha holatlarimiz, o'sha tushunchalarimizni o'zgartirishimiz kerak. Jin hech qachon birovni kasal qila olmaydi. Alloh unga unaqangi ism bermadi. Jin shayton u narsada yo'q, nol. Endi hozirgi kunimizda bunday deyotgan insonlarimiz, musulmon odamlarimiz İlimli odamlarimiz, olim odamlarimiz o'zini olgan ilm darajasida javob berilgani xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni olingan ilm darajasi nima deyiladigan bo'lsa, Alloh va Rasulidan chiqmagan holatda men bilmayman deyishlik yarim ilm hisoblanadi. Bir narsani bilmadim. Yo'q, gumondan ki, hamma gapiryapti, men ham gapirib yuboraman, shu hukmni mana shayx gapirdi, ammo gapirdi. Shayx hazratlari avvalida gapirgan. Keyingi holatlarida jin mutlaq kasal qilmaydi degan. Jin zarar qilmaydi deb o'tgan. Endi oldingi zapislar ham qolib ketgan, hozir qo'yib berib turishibdi. Bu nima deyiladigan bo'lsa, shunday narsaki, iymon darajasi sekin-sekin deb bilan yuksalib boradi-da. Shayx hazratlari ham ash oyatni chiroyli holatda aytgan, ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Sehr jodularingiz deb turib, orqasidan o'sha zahota mahorat bilan aldashlaringiz deb keladi. Shayx hazratlari ham oxirida shuni olgan. Sehr jodu degan mahorat bilan aldash deb o'tib ketgan. Tushuntiradimi? Shayx shuni olgan, lekin shu lentalarni hozir yo'q. Televideniyalarda qo'ymayapti. Hozir nimani qo'yapti desa, oldingi gumon gaplaridan ko'p qo'yapti. Bu yerda shayx hazratlarini ham mana nima degan u deyishligimiz noto'g'ri bo'ladi. Men o'zim qulog'imdan eshitganim, sehr jodularingiz mahorat bilan aldashlaringiz deb keladi.
İnsan kamillik derecesi asta sekinliği bile yetip aradı. Bir tanege mükemmel bu kamiydi. Şunturaldı mı? Yani ben Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kamil insan buyum. Hatta yaşlı çağları da Allah Teala haramdan, şirkten saklayıp koydu. Uzattı. Hatta toylarga hareket kıyandı, kulak kaldı, varamadı toylarga. Ha? Ki varamadı. Varması var, yaş var da hadi. Allah Teala şuna yolunda tosup koydu. Bu Allah Teala saklayıp, Allah halası. Mene elhamdülillah, iki dünya saadetini yerleşimizde insan da mene elhamdülillah. Şuna hangi bir çırali halatlarda bana bizge bayvan kabirde hamasını koyuyoruz. Yani o şunçun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davrı, o şüphetlerge nazar taşıydık, okuyduk, ilimlilerimiz kübra hadis. Böyle okuyandaki bitti hem tecavüde uşağı aldım, meneşet edip durmamaydık. Bu vakili diyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davrıları, o şun geçe bugün davrıları. Bazı kinalarda yaratadı değilsin mi? Mesela İslami kinalarımız var. Yok. Ulara çerit nazor çıkan onlara. Onlara yaratı bir olmayıydı. Şunu aldın mı? Yerde aynısı o şirk, şerk meseleleri de yaratışlıyken. Fakat şirk de akıp ötken. Polancı bud, pustancı bud, kirtti, yıkıldı, sındı, başka böyle bir akıp ötü yaptı. Asasi narsalardı bu kinolardan bir miydi? Köpçülü o kinoda şuna kayıyor idi. Şunu ne narsa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup yiyende. Şunu diye kalat dedi ki, işlerdi hazırları halkınmasıdır, hakimleri halkınmasıdır. İşlerdi şu derece bu yetkilerdi ki, kâhınlar halkınladı yön derecede. Dam salıştığı bilen adam yaşaydı, dam salıştığı bilen adam öledi diyen itikaddiydi. Şunu duralım mı? Cüddi itikad meseleleri uçtamandıydı. Hammasi dam salıştığı ki şuna kendi bir halette birilgenidir. Şu nesli, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şirk bilen çırali halette, manavi, yani çırali, Allah ve Resulü'nü tanıtıp, insanların düşüncelerini uzgartırıp, bunlar şuna sanki kaldırmazdı. Allah da Kur'an şuna kendi belirgen nimet ki, hiç kaysi ümmetke verilmedi, biz ümmetke verildi. Vakiylik verildi. Şunu doğru düşünüyordu, her bittesi vakiyliğe düşerdi. Şunu tırıldı mı? Her bittesi vakiylik. Her bittesini şuna kendi verildi. Bu nimet hiç kimye verilmeyen nimet bana bizge verildi. Bette körge hasad ediyor. Kutlu uşun diye kalabda yaratılın geldi. Bu şirk, şerh meseleleri, dans alıştığı meseleleri cüde çırali veriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an nurliydi geldi. Allah razı olsun sahabelerden. Ya Resulullah Kur'an nurliyi buladı yan bulsa. Bir neselerde nurletkeni yayıp koyalım mı? Kur'an okuliyetken de doğdu. Cevabı ne mi buldu? Şu cevap kıyamet geçecek dedi. Yok dedi. Ha demedi. Biz ne mi yendi? Nersele yayıp atıp biz. Ne mi için yayıp atıp biz? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok dedi. Yayıp yeler dedi. Kur'an okulunsa kayırda bu şeyin olsun nurlanadı dedi. Mikrop, hudasızlar, haletleri, ularda yürüştürüş, ben istersi balabatları da, yukşi dereceleri, yer hamma yok mikrob boyu atıptı. Nimaga unaqa boyu atıptı? Yerga tushgan onda olib yesa inson zararlanishdi. Bizda nima bunaqa emas? Bizda bu tushgan narsani olib yeb ketaverasiz. Chiroyli holatda pudab tozalab yeb ketaverasiz, zarari yo'q. Nimaga esa nur har qanday holatlar ketadi. Zararli narsalar hammasi ketadi. Faqirdagi suvingiz-u, oshxonadagi tuzingiz-u, choyingiz-u hammasi o'zini nurlanyapti. Siz o'tirib olib Allah Teala'ya bağlanıp, ahlas muhabbet bilen, bilgen ise Allah'ın kelamını okuyarsınız. Buldu, o rüzgâf yolu suf kuf bulup durup, ki o nesnanı alıp sep ilim amelge değiştik, müşürük değildi o zı. Allah Teala'ya da diyor, yer bilen asmanca günahı bozayam diyaptır. Yer asmanca tuldur ediyen günah bilen kesayam diyaptır. Benden şirk bilen kimese diyaptır günahını keçemem diyaptır. Allah özünün hakkı da böyle diyor musun günahını keçemen diye. Bu nüme de geldiyse bu yürekatten değil mi? Lekin hazırki günde Allah'dan başkadan korkuşluğu şirk. Amelteyi kalpte değiştiği şirk. Cinkes hakkında değiştiği şirk. Nazarteydi, köstüye şuna kabul kaldı değiştiği şirk. Allah hakladı buldu. Köstüye buna kabul demez. Allah hakladı buldu. Köstüye işliği yok narsa. Aşı şahvani nazarıyla başkalardan yerga qaradi.
Şahvani nazari, nafsi nazari bilen bir onu açıp duruyor, eşiğe karabadi yaptı. Hatta Resulü'nün közünü oyuvarış kesin ruhsat beri yaptı. Bu başka narsa. Lekin bunlar ne akıllı yaptı? O şimdi yetken nasıllar nereye kışınca sürüp, yapıp, tepasını bir kitip taşlayıp durup, bunlar başka narsa ne yapacak? Vay köz değmesin. Vay köz değmesin. Bitige tüpürge, akkige, ballarge bir narsa yilgen. Yani köz mü olacak mümkün mü az dese, hatta niyet kalabilirdi, adli monçak diyen, akkige bakıge hasta közden saklar koyar şöyle. Bu şuna kayıyor, ne mümkün ilu aldıyız? Dese, ha yani onu hani kız monçada hile çıktı, hile çıkardı yok mu olsa, o zaman balanın başı da cennet hile kip duradı. Cennet fırıp durar, şu üçüncü nasıl nesiller, o kendilerin yiyen, başta hile yapıp koyuştuk, Allah olası, sünnet, yaş balanın, sünnet bir adamız. Yani kareye ki, o narsa hile çıkıp duradı yok mu olsa, madde takın, içki tamamen takıp koyun, ana hile onu ufırıp, ufırıp dursun, o iş kız monçada. Niyet büzülüyor. Nime geldiyse, cemiyette şuna kanki ağırlık cahayı kim yemedi, nazar sorsanız hamması cintiyatı ilim amal buladı. İlim amal düşkenden ki ilim amalçı gel barımadı yaptı, ilimli adam, ilizur geçip var. Falak nasurlarını okup aşkı ilim amalda kesti yaptı. Balonu kesedi mi? O zaman mesela ilim amal, sihri cahdu diyen, maharat bilen ardaşlı diyen. Yani nime onge Kur'an'ı tıkıştırı yaptı. Falak nasurlarını nimeye nazir buldu. Nazil bo'lgan da Rasul sallallohu alayhi vasallam xona saodatlaridan shunaqangi xursand bo'lib chiqdi. Hal ummatimga Allohning naqa rahmat kelmagan edi. Hal ummatimga Allohning naqa rahmat kelmagan edi deb Falaq Nos suralarining chiroyli holatlarida tilovat qilibdi. Tushuntirdimmi? Bu nima edi desa, xuddi mana shu hozirgi kunda dod deyapmiz-ku bu sehrli jodu, balobatdan ilmu amal ko'z tegishli deganidan bu shirk deb dod deyapmiz-ku. Rasul sallallohu alayhi vasallam juda diqqatli bo'lib aytdi. Nima gadisa islom yangi gurkurayotgan, endi saf kengayotgan bir holat hamma yo shirkka botib ketgan edi. O'sha narsa jin kasal qiladi, u bu bunga bitta chiroyli isbot dalil kerak edi. Allohning rasuliga. Falaq nozuralar tushganda shunaqangi xursand bo'lib ketdi. Nima gadisa tong parvardigoridan so'rang deyishligini o'zi bo'ldi. Hammasini shunga qo'yib qo'yadi. Tushuntirdim mi? Bo'ldi. Boshqa narsa emas. Tong parvardigoridan so'ra. Bu Alloh taolaning o'zi tong parvardigori. So'ray o'zidan. Hamma yo'qni so'ray. Alloh taolo beradi. Keyin ular deyapti. Ishi deyapti. Birovni kasal qilish, tolda tayda bo'lish, tutib tepasiga chiqib olish, yo biror bir nimada bo'lish demayapti. Ularni ishi bos-bos qilish deyapti. Ularda iş joyi insonlarning qalblari deyapti. Ki shayton rasul Alloh taolodan so'raganda menga ibodatga joy bergin, ibodat xona bergin deganda bozorlarni qilib berdi. Nimaga esa bir-birini aldaydigan joy. Bu degani shaytonga ibodat qilish degani. Tushuntirdimmi? Uyni ber deganda mana hammomlarni berdi. Endi shunday holatki, hammomga kirish, hojatxonaga kirish, iflos va jinlardan panoh tilayman. Kiriladi, yuvinadi, huzur qilib chiqib ketiladi. O iflos najosatli holatida shunday holatlar bo'ladi. Tushuntiradimmi? Ya'ni shunday holatlar bo'ladi deganimiz nima degani? O'shnaqangi joy, holatlar, ha? Uyqu beribdi, najos odamlarga borib turib, ularni vasvas qilaveradi. Mu'min odamni yaqiniga kela olmaydi ular. Kalima tafid, mana shu domlalarimiz uni o'rniga chiqib olib turib, kalima-i tavhidni subuhdan quyosh chiqqunga dovi 100 marta ixlos bilan o'qisiz, asrga dovi sizga shayton qutqusi yaqiningizga ham kela olmaydi. Ya'ni hamma insonda shaytonning nasibasi bor. Shayton qutqusidan xoli bo'lasiz, sizni vasvas qila olmaydi desa, asrdan shomga dovi kalima-i tavhidni 100 marta ixlos bilan o'qisiz, aras erta bilan subh yadovi shaytonni qutqusidan xoli bo'lasiz desa, yo oyatal kursini o'qib yurinsiz xudo xolasa asrdan keyin yo subhdan keyin yana o'shnaqangi bir har qanday holatlardan vasvaslardan xoli bo'lasiz desa bo'lmaydimi? Bu yerda yana nima aytyapti desa, oyatal kursini o'qisa
yaqiniga kela olmas. Nima uchun? Desa bu vasvas qilishlik uchun, kasal qilishlik uchun emas. Lekin ular kasal bo'lmaydi deyapti. Bu ham noto'g'rida. To'g'ri tushunmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ularning ishi vasvas, ularning ish joyi insonlarning qalblari debdimi? Demak, bo'ldi. Biz qalbimiz Alloh bilan bo'ladigan bo'lsa, bu qalb ikkita narsa sig'maydi. Biz Alloh taolo bilan bo'lsak, shayton ketdi biz oldimizdan. Tushuntiradimi? Oshuning uchun kalima tavhid bezaytilmayapti. 100 marta ixlos bilan o'qishlik. Asrdan keyin ham shomga to'g'ri 100 marta ixlos bilan Alloh taologa bog'lanib o'qishlik. Ya'ni bu nima degani esa kalima tavhid mana bilamiz, xudo xolasa. Endi shunday holatki bu jamiyat og'riqlari, eng katta og'riq. Shuni evaziga qancha insonlar sarso sargardon yuribdi. Qancha insonlar jin kirdi, jin chiqdi bilan yuribdi. Qancha insonlar baxshima baxshi yuribdi. Yo qancha insonlar shu mendagi amal nazarlarni ko'tarib olib edi, domlama domda damsog'izlar yurishibdi. Bu hammasi jamiyatimizning og'riqlari hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Og'riqlar tema bo'yicha tema beryapti turdik. Bu eng katta og'riqni berib o'tmasak bo'lmas edi. Bu haqiqiy jamiyatdagi og'riq. Bu juda katta nuqson. Olimda adashgani, olamda adashgani. Ilmli odamlarimiz Alloh va Rasuliga qaytsin. O'shnaqangi kasal deydigan bo'lsa, mana shu yerdamiz, Shahrixon shahridamiz. Bevalo akkesini o'sh kasalini biz Xudo xohlasa chiroyli tashxizini qo'yib, tadbirini chiroyli holatlardan insonlarga tushuntirib beramiz. Qilish deydi, bu ham qanday desa, vojibi sunnatlardan. Tushuntiradimi? Vojibi sunnatlar degani nima degani deyiladigan bo'lsa, yana hozirgi kundagi jamiyatimiz yana bitta eng katta og'riqlaridan bittasi davolanish masalalari. Alloh va Rasulidan uzoqlashganimiz, yengillikdan uzoqlashib, o'zimizni to'pilarga tiqib qo'yganimiz. Prezidentimizda bir 2019-yilda farmoni chiqqanda vasa xursand bo'lib ketdi. Nimasiga xursand bo'lodingiz desanglar, shunday holat bo'lodiki, mabodo operatsiyaga kiriladigan bo'lsa, shu bilgan, tushungan tabibni ruxsati bilan kirilsin degan narsa edi. Shunaqangi bir xursand bo'lib ketdim. Nimaga desak, alhamdulillah, alhamdulillah. Endi haqiqiy tabib hozirlarda holat davri, ya'ni shariatni tushuniladigan shar'iy holatda davolanish bosqichini prezidentimiz ochib berdi deb xursand bo'ldim. Endi ana mafiya reket bo'lib yotibdi, farmatsevtika dori darmon barobartar u jinkashligu bu nimalarimiz u nima desak bo'ladi. Tabiblarimiz u hammasi biznes. Akam aytayapti, Namanganda qanday deb tabib bitta qog'oz bilan borgan, hamma qog'ozlar bo'lsa 2 million 780 mingmikin oldi. Qog'ozsiz kelganda 5 million so'mda ko'pini oldi. Bir siqim xashab qushalardan beribdi mana. Bu nima degani? Bu nima degani? Bu biznes qilib oldi degani. Tushuntiradimi? O'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Shifoni Alloh beradi, haqqini tabib oladi deyapti. Bu yerda qaysi ma'noda aytilyapti o'zi? Ma'noni ham tayiga yetdik. Haq olishlik, haq olishlik u o'zi Allohning haqqi, shifo Alloh beryapti. Bu Allohning haqqi bo'lyapti. Haq masalasi. Allohga ham aytishlik haq. Ihson bo'lsa, ihson miqdor olishlik, ihson miqdorgachani, ihsonni kim belgilaysa, diniy idora. Fidyalar beriladi-yu, masalan, bu yilga 25 ming qildim, 2022-yilga, o'shingacha miqdorda ihsonni darajasi endi qolgani holatiga qarab turib. O'shunday holatlarda shifoni Alloh beradi. Haqqi ham Allohga bo'lishligi. Allohga birinchi hamd aytishlik. Mabodo xayri ihson qilib kasallaringizni davolanglar deyapti. Endi shunga tushaman desa, mana ihson miqdorida, ihson miqdorida berishdik. Ashi menimcha o'sha tabibga yoravor qo'yib oladi yoniga 25 ming bersa kirgizmasa kerak, turgi qoldisa kerak. Nimaga desa, nafs hakala yotib ketgan. Shu Alloh taoloning qo'lida. Xuddi anundaqa qilib, yaxshi qilib, bu qilib o'qing. Ishi reklama xolos ularni. Kimlardir qo'liga nimanidir berib qo'ysa shu. Ana nima deysiz, jala hududdan qatta bitta
Anjon nami? Nimalari ham bor bor, shukr bormi? Palobatlar deganisi. Bitta borib uchrashdi 700 ming ekan. Shunday ko'rib suhbati 700 ming deydi. Ba'dan tomografiya izlab kelsak, sal tomografiyasi otib borar ekan 1 million 400 mingga chet ellik, 1 million 80 mingga O'zbekiston fuqarosi uchun ekan. O'zi men tomografiyani bilasizlar, tomografiyani basharasiga ham qaramaymiz. Nimaga deyiladigan bo'lsa, tashxis degani bu tomografiya degani emas-da. Bekargan bo'lsa, tashxis qo'yishlik ichki organizm insonga berishli holatlarni berib o'tganimiz yo'qda. Og'riq holat berish daraja qayerda qanday hammasini chiroyli holatda bilib, tabib degan ham insonni tushunib olishligi degani. Tushuntiradimi? Bitta yotoq joyida qancha dedi? O'sha osmonda ham hammasi osmon, osmon, osmon qilish bor ishligi. Bu nima deyiladigan bo'lsa, bu yerda inson salomatligi biznesga aylanib qolyapti. Undan tashqari ketyapti Hindistonga deb, ha? Anosiga, manosiga. Xo'p, kelgandan keyingi holatlari. Qancha foiz odamlar olamdan o'tib ketib qolyapti. Uydan ayrilyapti, joyidan ayrilyapti, ha? Butun mashinasi yo'q, endi qo'yaverasiz. Hamma yerdan ayrilib, sotib, shu yashasa bo'ldi. Shu yashadi, ikki oy yashadi, bir oy yashadi. Bo'ldi. Yaqiniga haligi bir umriga ham yetmaydigan vallohu alam darajada qazga botib qolyapti. Ketdi. Kimikidadir yashayapti endi. U o'tgan ham o'tib ketdi. Bu yer nima desa, bu ham jamiyatni og'rilariga kiradi. Rak oldi nima? Ajdaho kasalligi deb hisoblashib, tabiblar tiq tekizish mumkin emas deb nima qildi. Endi o'zi rak nima desa, mana biz unga ta'rif berganmiz, funksional buzilish. Qayerdadir bir zamika funksional buzilish holat bo'lib turibdi, haligi joyda ishlik, bez tashavorishlik, shunga o'xshagan narsalar kuzatilyapti. Unga nima qilinyapti desa, hozir meditsinaning bitta ishi tiq tekizishlik. Tiq tekizdi, kallilagan bilan teng, keyin shu bilan hamma yo'g'iga qarab ketilyapti. Bez masalalari, hech narsa emas. 200 dollar, 500 dollar mol olib tashayapti. Shu bilan nima bo'lyapsa, hamma yo'q ta'sirat tarqalyapti. Bu bitta ikkitada bo'lsa ham mayli. Bunday olib qaralganda bu jamiyatdagi og'ir bo'lib qolyapti. Qancha insonlar najot, najot, najot deb boryapti, ketib qolyapti. Oldinlarimda olib qaralganda meditsina holatlari boshqa bo'laylarda sanoqli odam. Sanoqli odam bo'ldi. Bunaqangi hozir qatga boring, odamni ko'r, o'o, hamma kasal ekanda deysiz. Qaysi bir nimaga borsiz? Bu, ha, odam sig'maydi shunaqa. Bu nima deyiladigan bo'lsa, bu hammasi shunday narsaki, baliq ushayman degan odam ham nima qiladi desa, qalmog'iga chivol chaydi, baylaydi. Yo'na to'g'rimi? To'r tashlaydigan odam ham to'riga nonini tashlaydi. Biror bir baliq yeydigan oziqasini qilib turib, bir tashagandan keyin balolar shunday keladi ki, hali to'rni ko'taradi. Bu odamlarga ham xuddi shu baliqqa o'xshab qolishimizga sabab nima deyiladigan bo'lsa, o'zi og'riq qoldirish qoldiradiganlar harom qilingan. Tushuntiradimi? Og'riq qoldiradiganlar harom qilingan deganim nima degani deyiladigan bo'lsa, kayf beruvchilar, sarxush qiluvchilar. Tushuntiradimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ko'p kinasini iste'mol qilib, ozgina kayf beradiganni ham ummatimga ro'y ko'rmayman." Bu yerda nima deyiladigan bo'lsa, og'riq qoldirish holatlari, narkotiklardan, narkotik narsalardan foydalanishlik bilan og'riq qoldirib, o'taligi to'rdichiga xo'rak solgandek bo'lyapti. Shu bilan nima bo'lyapti? Og'riq qoldirib, xuddi oqim o'shining evaziga bo'lib turibdi. O'zi shifo qayerda deyiladigan bo'lsa, Alloh taolo Qur'oni Karimana keldi, nozir bo'ldi. Oldin itdan ham foydalanishgan, cho'chqadan ham, endi hozirgi kunda ham undan foydalanadiganlari bor. Alloh taolo birin-ketin harom bo'lgan narsalarni sekin astalik bilan harom qildi. Foydasidan zarari ko'pligini, foydasi ham bor, zarari ham deb aytib, oh, bu narsalar harom qilingandan keyin bo'ldi. Yaqini foyda zarari bizga illatlanishlikdan musulmon odam to'xtaydi, mo'min odam. Har qanaqasi illatlanmaydi ular. Harom deyildimi? Bo'ldi, harom deb olinadi. Tushuntiradimi bu yerda? Endi Alloh harom qilib bo'ldi. Uni ham qaylardandir foydali joylari, boshqa darajalari bor edi. Endi nima bo'ldi deyiladigan bo'lsa,
Allah haram kıyandan kiyin. Kur'an'da mene bilemiz mükemmel. Ta kıyamet kese başka kitap bu miydi? Başka Peygamber aleyhisselam kim miydi? Bu insanda biz salamatli cihetin düşüngenliğimiz Allah Teala kadar kıyandı ki kıyamet kese salametlik haletlerine sağlam yürüyüşüge kifaya kılınadigan buyruğlar kaytaruğlar tavsiyeler bu buldu. Şimdi doğru şu diyelim. Kıyamet kese bu kese şifası var, o nasıl şifası var, şuna kadar mince bu, şunca adam kırılmış şu. Nema kadar şey girerse hoş, şimdi alıp kararken de ona hangi haletlerden nema boyansa Peygamber aleyhisselamlar düşken bunlar gibi yürürler düşken, amal kılıçlılar düşken. Doğru mu? Kaysi kavm hadden açtı, çekereden çıktı, halat, uzgarış, nakı halatlar bulunken de elbette Allah Resulü'nü cürattı. Yani hop, bu Kur'an kıyamet geçirken, mükemmel dinleken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, hoş bu diyenin neme diyeni dilediyor musa? Bu diyeni siz bilen biz üçün, bu hayot dünyada oson, yengil, sarfsiz, sarf qilmasdan, sarfsiz dunyoyu oxiratga asqatadigan, ham dunyomizga, ham oxiratimizga, ham vaqtdan tejaladigan, vaqt masalasidan ham tejaladigan, ham bu hayot dunyoda farovonligimizga chiroyli holatda sabab bo'ladigan salomatlikni tiklash uslubiyatlari tinib berildi. Tushuntirdimmi? Shuni shu gapni unutmaylik. Bu jonimiz omonat, bir kun olamdan o'tib ketamiz. Endi jonimizni Jabborga berib aytamiz bu gapni. Chunki hozirgi kunda tirikchilik deb turib, shunday o'tirib olganlar ashinchada bu narsada. Ashinchi o'tiribdi. Ha desa bu narsa kerak bo'lsa mafiya raket darajasiga chiqib ketadi. Aslan tabib yo'qotgani kerak bo'lsa ashincha pul berishadi. Hozir ham da kerak bo'lsa. Nimaga deyiladigan bo'lsa, bu gaplar juda kimlarning nafsoniyatiga nihoyat og'ir botadi. Lekin bilaylik, Alloh xohlaydi bu hayot dunyodan o'tamiz. Alloh xohlagan kuni o'tamiz. Lekin qiyomat kuni hammamiz tikka turib javob beramiz. Hozir xo'sh haligi tabibni ma'lumotlari bir tabib aytibdi-yu, ikkita ilm deyapti. Bittasi din ilmi deyapti, ikkinchisi tabobat ilmi. Bu ikkala ilmi Allohning kalomida Qur'onda keldi. Ilmni odam aytgandek. Qolgani kasbga doir deyapti. Kasbga doir degani nima degani desa, kasbsiz shogird olasiz, kasb chiqarasiz. Sartaroshsiz shogird olasiz, sartarosh chiqarasiz. Savdogarsiz shogird olasiz, savdogar chiqarasiz. Hamma qolganlari kasbga doir. Lekin tip, tip ilmi tabobat kasbga doir emas. Tushuntirdimmi? Bu kasbga doir ilm emas. Bu shunday narsaki, buni kasb qilib bo'lmaydi. Biz ma'lumotlarni berib ketishimizdan sabab nima deyiladigan bo'lsa, biz aytganmiz. Bu vojib sunnatlarga o'tib, televideniya, radio, gazeta hammasini chiroyli holatlarda mashe vojib shifolar, inson haqiqiy salomatlikni o'ylasak, bu salomatlik masalasi eng katta muammoda prezidentimiz bechara chakana trilliardlarni ajratib o'ryapti. Shu narsaga O'zbekiston bo'lsa, endi biz omimizda ko'p narsani tushunavermaymiz. Chakana trilliardlar ajralyapti. Ammo bir tomondan to'g'ri qildi, ich kishilardagi odamni tabobatda meditsinami nima deymiz? Minzdirafti, boshliq zo'rish bo'ldi. Nimaga desa ajralgan pul hammasi hazm bo'lib ketaveradi. Nimaga o'zi desa shifo Alloh taoloning qo'lida. Shifo Alloh taoloning qo'lida. Dard beradigan ham Alloh taolo. Haqqini tabib olyapti. Shifo Alloh taoloning qo'lida. Endi biz shunday qilishimiz kerakki, haqqini ham Alloh taoloning o'ziga o'tkazishimiz kerak. Allohga o'tkazishligimiz, Alloh taologa o'tkazishligimiz dunyo va oxiratimiz obod bo'lishligi. Haq masalasi Alloh taolo endi mablag' masalasini deb oladigan bo'lsak, xayr ehson qilib kasallaringizni davolaylar deyapti.
Zekatlarınızı verin, mallarınızı tazeleyin. Hayrı ihsan kılın. Hayrı ihsan demez. Kıyamet günü, her sayesinden başka soya bulmayan gün, hayrı ihsanımız başımızda soya bulan. Kare, hoş, aşı 700 bin diyen, 600 bin verip koysanız, 100 binge razı mesmen dedi. Neme buldu? Kıyamet günü tuğlanan. Neme? Kigen halat kandı bulansa, uyan uzun cevap verir, şunu kesip koyan dedi. Halat mı? Şunu duralım mı? Bitti, insan selametliği de sır yok. Biz şu nesliye kigizi alıp, balıkta hurak taşıgan diye bulduruz, darı derman bilen, kireyli derecede keserli dişler çıkarılıyor hazır. Kireyliyle maşifiyet hazır hükümden. Üzür, kapı bulunmasın, bu açıqdır bu yapı. Lekin kireyliyle hurak, nuhayet de kette taşlan var ya. Kaysi bir abidiniye gebarin, selametliği bu içe. Milyon dadan görürsünüz. Kayna yatıp da hamması şu geçerler. Közü oynayıp durup da. Kanı verdi efek bu sen. Şimdi şunu diye halet ki, bu hurak meseleleri o da yukarı derecede gitti. Bu kesif halet de bu kalıyor. Şimdi karayım bana hayri ihsan. Hayri ihsan, ayette 25 bin son geçerdi diye, şimdi bilgiyle yani hazır. Hop, onu Allah için bana ihsanı verdiyiz. Ham, kesellik, davalanış halet diye veriliyordu. Neme bol yaptı deyledikten bu ise, halige cayda, bizi birgen muhtarız nihayette pas, bitti rozadarda bir günlük karın tuyuşluğu. Lekin onun derecesi o da yukarı. Kıyamet günü başlarına sayabam. Dozak kurup dururken de dozak yapardı. Kiriyetken balalarına kefara. Bop dururken balalarda Allah da Allah köter yaptı insanınızı barakatıdan. Allah kötermezse hiç kim köter almaydı. Bula olsa biz köteremizdik durdu da yani hapa bulunmaz onu biz köteremiz bu nesanıdır. Bu bilip bayılıyor ki yüdekette bize hatalarımız böyle yaptı. Yani davalanışta Allah'a Resulü unutma geldiğimiz. Bu narsanı cemiyat, bu cemiyat kattık ağrıbı, salametliği trilyatla acıralışta bir ağzım Allah için bize hiç nasıl kereymez. İnsanlardı Allah da Allah verilgen ilim kadık diken için her kendi keserliği bu işinden kat'i nazar sanoqli paytida 100% ga 100% 90% emas 100% ga 100% chiqib ketish uslubiyatini chiroyli qilib o'rgatib qo'yamiz. Bu nima deyiladigan bo'lsa, chunki bu narsani Alloh taolo bizga berib bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bu narsalarni hammasini ko'rsatib bo'lgan, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Biz mubohda, qadarda shifo deb yuribmiz. Ko'katlarni palonchi so'nga biznes qilib. O qadar. O qadar bittasi qizdiradi, bittasi sovutadi, bittasi ich suradi, bittasi ich qatiradi. Qadarini bilmaydi, nomini ha, deb reklamada kuchaytirib bersa, 4ta 5tasini bir qitirib, bunaqa deb turib, dori deb turib berilyapti. Qanashi narsa efek bersa. Og'riqlar, eng asosiysi mana og'riq inson og'riq masala. Hovona yozib qo'yibsa, u yerda turibdi. O'sha narsani qilsin. 7 kun 8 kun eng xronikisi og'rilar qolmasa betimga turvorsin kerak. Sen odam emassan. Nima desa, buni men emas, Alloh taolo buni qadarga bitgan narsalar. Qadarni mijozi bir xil narsalar. Bu tabiblarimiz mijozini ham bilmaydi-g'ini so'rasiz. Qo'shib-qo'shib kamiga doktorni og'riq qoldiradigan odam ta'sirda tabletkada aralashtirib beradi. Voy, ichodan mazza qildim deydi. Ey yayradim, sal ko'zim bosib og'rig'im qoldi ya deydi. Lekin tasvirin dediğe yana buldu yana içtim. Yana buldu yana içtim. Buldu çünkü örgendi. Ya ben de doğru genlerken buldu. Şunu duralım ha. O şunun cemiyatımızı cüdekatta ağırlığı cahaya hazır gökünde yana bittiyse insan salamak dedi. Biz Allah ve Resulü'ye tınlık otarken biz tınlık Allah ve Resulü'ye otarken biz Huda haklısı inşallah bu çöntekimizde dünyamızı oxiratimizga ham xudo xolasa juda katta manfaatli ish bo'ladi. Tushundiradimi? Bu holatlar, bu Alloh taolo buyurdi, bu aytganimizdek. Bu narsani davolanish uslubiyatini xonadonda har bitta odam o'zi bemalol qilaveradigan darajada. Hech qanday kerak bo'lsa tiq tekizish degan narsa ham bo'lmaydi. Yorildi, tirildi, urildi, avariya bo'ldi, uzilib ketdi, unaqa holatlarga xo'p
Lekin qolgan holatlarida xudo xolasa hammasi joyida. Uni ham hamma holatni shar'iy holatda isloq qilishlik. Tushuntirdimmi? Shar'iy holatda o'shunday holatlar, masalan, avariya holatlari, ularni ham shar'iy holatda, shar'iy nuqtai nazar bilan ko'rib chiqilgan holatda ularda shifoxonalarni nima qilish, tashkil qilishlik. Bir holat bo'lgan menda Renemasta holatiga shunday kirdim, yoz, issiq. Shunday kirdim, riski qaytib chiqdi. Ayol erkak yalang'och holatda ustiga. Et xaliga joyda yo'q, men birga kirmayman. Shunaqa desam, u bo'ldi. Meni olib borgan odamlar, katakon odamlarida shunday telefon qilib, chanasim 3 minutga qolib qolmasdan viloyat prokuraturada zo'r bo'limi bor ekan. O'shlar bilan shug'ullanadiganda tabobatda. Shuna yetib kelishdi. Kirmaydi degani o'zlari raqamdan yurib, yo'q kirmayman hali ham bo'lsa. To'sishasan, ayol alohida bo'lsin, erkak alohida bo'lsin. Avratlarini yopib qo'yishgin. Ustini bekit, o'zini bilmay yotibdimi? Kessaydi. Chunki ko'p holatlarida shunday holat bo'lardi. Haliga joyda aytgan narsalarni qirg'izlari keyin kirildi. Yerda bu yerda nima desa, bu yerda Allohdan qo'rqaylik. Hammasini ham ya'ni shariatga mos holatda qilinadigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Endi bu jamiyat eng katta hozirgi kundagi eng dolzarb og'rig'i davolanish ham. Tushuntiradimmi? Alloh va Rasuliga o'tamiz, Xudo xolasa bu muammolarni hammasidan qutulamiz. To'g'ri, millionlab odamlar ish bilan bandur. Shu orqali qancha odamlar tirichilik shunda bo'lib qolgandi. Bitta narsani to'g'ri tushunaylik. Allohning kalomi, Rasulining sunnati bo'lib, bu narsalar mukammal holatda kim shifosiz desa gunohkor bo'ladi. Qat'iy tursa kofir bo'ladi. Hamma dad qiyomatgacha shifo holatlari bilan chiroyli berilgan bo'lsa-yu, biz o'zimizni qiynab o'shnaqangi holatlarda urishligimiz, biznes ekan, meni tirishligim yo'q bo'lib qoladi deyish. Alloh